Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Minecraft'tayız ve yeni yayınlanmış 1.21. Snapshot'ları inceleyeceğiz. Şu an 23W43B Snapshot'ındayım ve oyuna eklenmiş birim bir öncesi özellikleri görüntüleyeceğiz. Bunlardan yeni eklenmiş 52 tane falan bir blok var. Onlara bakacağız. Sonra yarasalar yenilenmiş görünümleri. Ondan sonra vazolara depolama işlevi getirilmiş ve bir de İngilizcesi crafter olan üretici gelmiş otomatik craftlıyor. Onları inceleyeceğiz. Haydi bakalım videomuza geçelim ama ondan önce aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın ve üyeliklerimiz açılmış durumda kanalımıza üye olarak bizi destekleyebilir ve özel içeriklere ulaşabilirsiniz. Haydi bakalım videoya geçiyoruz. Evet hemen şöyle geliyoruz. Buraya üretici yazdığımızda çıkıyor. Türkçe'ye üretici olarak çevrilmiş. Redstone blokları olarak geçiyor. Şöyle bakalım. Önce bir görüntüsünü inceleyelim. Şöyle sanki sağ ve sol gözü olan bir de bıyığı olan bir tip gibi duruyor önden. Tutacak gibi kulak şeklinde öyle sanki. insana benziyor gibi. Böyle içine baktığımız zaman bu yuvaları kapatıp açabiliyoruz falan filan. sonra göstereceğim. Bir de bunu çalıştırmak için bize Redstone enerjisi lazım. Yani nasıl olabilir? Mesela düğme olabilir. Sonra şalter olabilir. Redstone müşerresi olabilir. Redstone Blue olabilir falan filan. Şalter kullanacağım ilk önce. Bakın böyle çalışıyor. Şimdi birazcık blok alacağım. Diyorum mesela bunlar tahta olsun istiyorum ya. Şuraları kapatabilirim mesela. Kapatmasam da olur da. Az sonra niçin kapatıp açmamız gerektiğini de göstereceğim. Şimdi ben bunu bastığımda böyle dört tane tahta yapıp attı üstüme görmüş olduğunuz gibi. Bir daha böyle kapat aç kapat aç kapat aç. Tabi bu otomatikleştirilebilir. Direkt böyle siz böyle kapat aç yapmadan da direkt otomatik atabilir. Yani o, o, işe değer. Yani bu blok aslında bayağı bir işe yarıyor. Tek bir blok olarak gelmiş ama bayağı bir işlemi var yani. Gerçekten çok fazla işe yarayabilir. Böyle kapat aç. Dediğim gibi bloklar atıyor. Mesela geldik. Şu kısmı açtım ya. Gelen tahtalar mesela çubuk yapmak istiyorum ya bak. Böyle koydum mesela. Ondan sonra kapataç yaptığımda içindeki çubuklar yani tahtalar bitene kadar çubuk atıyor görmüş olduğunuz gibi. Daha bitmedi bak. Sesi duyuyorsunuz zaten. Bakın ağzı açılıyor atıyor. Evet bitti mesela şu an bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Bunları tekrardan tahta yapsın. Bakın ağzı açılıyor kapanıyor. Şuralar açılıyor kapanıyor. Animasyonları da gayet güzel olmuş. Ondan sonra şimdi ben bunları tekrardan şöyle koyarsam tekrardan çubuk yapacak. Animasyon harbiden güzel olmuş ama. Bu işte ne işe yarayabilir? Farm yaparsınız. Ondan sonra farmda depolamayı kolaylaştırabilir falan filan. Mesela şöyle göstereceğim. Bunu niye alırız? Bunu farma bağlarız mesela bir türlü. Şöyle falan filan. Farm bu tarafta olduğunu düşünsek. Bambu farmında falan filan işe yarayabilir yani. Ondan sonra diyelim ki buradan geliyor falan bambular. Ondan sonra buraya geliyor tamam mı? Bambu alayım şöyle. Böyle aldım bayağı bir. böyle koydum ya. Bunlar tabii ki burada depolanacak. Ne olmasını istiyorum? Mesela diyelim bambu blok olmasın istiyorum ya. Buraları kapatırım. Bakın işte kapatma daha çok bu işe yarayacak. Sonra ben bambuları buraya koyduğumda direkt bu 4 neye depolayacak bunları. Ondan sonra bambu blok karıştırmışım pardon. 9'lu olacak. Yani hepsini açık bırakırsak bambu blok oluyor. Ondan sonra mesela sandık alırım. Sandığı böyle koyarım. buradan atıyor ya. Şimdi bakın otomatik olarak böyle yaptığım zaman bunu otomatiğe bağlayabilirsiniz dediğim gibi. Şu an ben böyle yapıyorum. Bunu direkt buraya depoluyor görmüş olduğunuz gibi. Hani o bambuların mesela ne yapacağınıza göre değişecek ne farm yapıyorsanız işte. Blok olarak istiyorsanız hem daha az yer kaplamış olur. Sadece bambu olarak kaldığı zaman mesela çok çabuk dolacakken bir de bunları böyle dokuzu dokuzlu steklediğinizi düşünün yani. Ama diyelim bambulardan bunu yapmak değil de şey yapmak istiyorsunuz diyelim mesela çubuk. Çubuk için yaptınız mesela diyelim. O zaman şuraları kapatırız. Buraya tekrardan geliyor diye düşünelim işte. Mesela böyle aç kapı attığımızda çubuk olarak gelecek mesela sanda. Bakıyoruz mesela görünüyoruz. Böyle çubuk olarak depoluyor. Gayet güzel bir işe yarayacak bu. Formlarda falan filan. Ondan sonra bir de bunun böyle bir olayı var bir dakika. Şimdi şöyle diyelim. Şurada duruyor olsun. Şöyle önüne bir tane fırlatıcı koyacağız. Ondan sonra birazcık demir elmas alayım. Mesela şöyle göğüslük yapıyor olsun. 8 tane göğüslük yapacak kadar var mesela orada şu an. Ondan ondan sonra ben buradan geçiyorum ya. Ben buradan geçerken mesela o ayarlanıp böyle bastığım zaman mesela geçerken bunu atıyor görmüş olduğunuz gibi. Ama tam olarak böyle değil demek istedim. Bir dakika. Bakın şimdi. Basım direkt üstüme gidiliyor gördünüz değil mi? Bu da otomatikleştirilebilir tabii ki. Gayet güzel olur. Yani sürekli üretilmek gerekecek ama zenginsene sorun olmaz herhalde. Neyse yani böyle mesela diyelim burayı kapı olarak düşünün. Şöyle yapayım hatta. Bu tarafta da varmış gibi düşünelim hatta. Falan filan işte. Buradan geçerken mesela orada haline böyle üstünüze giydirip giydirip bunları geçebilirsiniz. Koydum mesela tekrardan. Bakın bir de şunu göstereyim. Üstümüzde giyilirken mesela direkt elimize atıyor bunu. Yani bir daha üstümüze giydiremediği için. Ama üstümüze giyinirken direkt üstümüze gidiyor Çok güzel bir olay. Bakın gayet güzel. Yani bu crafter bloğu büyük ihtimal bayağı bir işe yarayacak. Şimdi yeni eklenen bloklara geçmeden önce bu crafterla alakalı bir şeyler göstereceğim. Yani vazolarla alakalı. Şöyle hemen vazo alıyorum. Bu vazolar ne olarak geçiyordu? Çömlek vardı. Çömlek olarak geçiyor. Çömlekler biliyorsunuz normalde hiçbir işe yaramıyordu neredeyse. Ama şimdi depolama özelliği getirmiş bunlara. Mesela ilk olarak şöyle göstereyim. Mesela bir şeyden 64 tane içine böyle depolayabiliyormuşuz. Baksanıza ne güzel ha. Harbiden güzel yapmışlar. Doldu mesela bakın. 64 tane bir malzemeden depolayabiliyoruz bir şekilde. Bakın bunları atacağım. Sonra bunu kırdığımız zaman tekrar içindekileri alabiliyoruz bir şekilde. 64 tane geldi. Bu da gayet güzel güzel bir özellik olmuş. Bunu crafter'a uyarlarsak eğer. Şimdi şöyle koydum ya. Ondan sonra diyelim. Burada bu değil de çubuk üretiliyor olsun mesela. Ondan sonra ben bunu bastığım zaman direkt oraya depolayacak. Bakın direkt çömleğin içine atıyor yani. Bu da gayet güzel bir özellik. Otomatikleşirse yine depolama için kullanılabilir. Böyle bakacağım. Böyle daha hızlı olacak düğmeyle değil de. Böyle 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 depoluyoruz. Sonra bakın üstüne çubuk yok zaten. Kırıyorum ve 24 tane çubuk düştü mesela içine gördünüz. Bu şekilde de gayet yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Haydi bakalım yeni eklenen blokları incelemeye geçelim. Evet devam ediyoruz. Şimdi oyuna yeni eklenen bloklardayız. Evet bakıyoruz. Burada mesela birçok çeşidimiz var tabii ki. Burada mesela bakır kapılarımız var. Cila alınmış ve normal versiyonlar شلون ماما البكر كابسين Böyle elimizle açabiliyoruz. Yıpranmış. Tamamen oksitlenmiş. Bunlar da cilalı versiyonları tabii ki. Ama mesela altı aldığımızda tabii ki bunların oksitlerini şu şekilde açabiliyoruz ve normalde döndürebiliyoruz. Ondan sonra bunların bir de tuzak kapıları var tabii ki. Yine aynı şekilde. Oksitlenmiş, cilalanmış falan filan. Gayet güzel gözüküyorlar bu arada bence. Ondan sonra burada bakır ızgaralar var. Bunlar normal versiyon. Bunlar cilalı versiyonları. Tekrardan tabii ki bunların paslarını sökebiliyoruz. Oksitlerini. Bakın şu anda böyle oldu mesela. Bunlar da aynı şekilde. Bunlar da kesilmiş bakırlar. Cilasız ve cilalı versiyonları. Bunlar da bakır ampuller. Bunların da oksitlenmiş versiyonları ve normal versiyonları. Burası cilalı, burası cilasız versiyonlar mesela. Şimdi hemen deneyeceğiz. Bize de bunları çalıştırmak için redstone Blue veya o tarz bir şey lazım. Şöyle arkasına koyduğumuz zaman böyle şurada kırmızı şeyler çıkıyor. Ve bunu kırdığımız zaman mesela bu şekilde çalışmaya devam ediyor. Sanki böyle şarj alıyormuş gibi bir şey galiba. Tekrar koyduğumuzda ise kapanıyor bu şekilde. Böyle tabi bunlar oksitlendikçe ışık yayma oranları düşüyor. Mesela bakın şöyle hepsini açayım. En fazla hiç oksitlenmemiş olan ışık yayıyor. Sonra biraz yıpranmış olan. Sonra daha çok yıpranmış olan. Ondan sonra da tamamen oksitlenmiş yükselmiş olan gitgide böyle azalıyor. Tabi bunların paslarını söktüğümüz zaman yine aynı düzeye gelecektir. Veya bunları cilalayabiliriz. Mesela bal mı alayım şuradan. Böyle bunları cilalarsak bozulmayacaklardır. Bu cilayı da tabi ki böyle sökebiliyoruz. Sonra tekrar istersek cilalayabiliyoruz. Bu şekilde. Ondan sonra daha bitmedi. Bir sabah yapayım hemen. Başta aşağı yukarı 52 tane falan demiştim ama bir 50 tane bulabildim galiba ben. Gözümden kaçmış olanlar olabilir. Şimdi tüf bloğu da hiç işe yaramıyordu gerçekten. Bunu birazcık düşünmüşler ve böyle çok güzel desenler getirmişler. Mesela kesilmiş tüplerimiz var. Çok güzel gözüküyorlar bence bu arada. Bayağı yapılarda işimize yarayabilir. Kesilmiş tüf tuğlamız, cilalı tüfümüz, cilalı tüf basamağımız, cilalı tüf merdivenimiz, cilalı tüf duvarımız, cilalı tüf, pardon cilasız yani direkt tüf tuğla basamak, tüf tuğla merdiven, tüf tuğla duvarı, Tüf ve bunlar zaten vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bence bu bloklar gerçekten muazzam gözüküyor. Hatta şöyle bir yere koyayım inceleyelim. Mesela şöyle koyabiliriz. Mesela şu üstteki doku sanki netherite'ın üstündeki dokuya benziyor böyle değil mi? Gerçekten muazzam. Bu desen böyle sanki bir çamaşır makinesi tarzı bir şeyin üstünü andırıyor sanki. Gerçekten geçiş duvarı olarak yani mesela. Şöyle bir şey düşündüm. Bu böyle bir duvar yapacağım. Şu aralara bunlar çok güzel gider gibi geldi. Bir deneyeyim hemen. Evet baksanıza böyle dekor olarak araya çok güzel gidiyor bu. Ondan sonra bu zaten düz. Bu da gayet iyi. Şurada kullandım zaten. Bu da onun basamağı. Ondan sonra şöyle merdiveni falan filan var. Tuğlasının basamağı var. Bunların tuğlaları var yani. Falan filan. Bence gayet güzel bloklar olmuş. Şimdi yarasa remodel olmuş yani. Görünümü birazcık değiştirilmiş. Hemen onlara bakmak istiyorum. Ve evet. Yarasa çağırma yumurtası. Hemen şöyle koyalım. Görüyorsunuz değil mi? Bakın kulaklar falan filan eklenmiş. Bence öncekine göre daha tatlı olmuş gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Bence öncekine göre gayet tatlı. Ve biraz daha koyayım hatta da daha rahat görelim. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bence gayet güzel yani. Şimdi çok garip bir özellik. Bunu başta söylemeyi unutmuş olabilirim. Ama gayet güzel harbiden. Bu yeni bir komut eklenmiş. Şu alt kısma. Geldiğimiz zaman böyle tik diye bir komut eklenmiş. Buradan freeze yaparsak zamanı dondurabiliriz. Biz hariç herkes donuyor. Görüyorsunuz oyunda onda yazıyor zaten. Ve yarısaları böyle daha rahat inceleyeceğiz mesela. Bakın görüyorsunuz değil mi? Kulakları böyle kocaman kafasından daha büyük. Kanatlar falan sanki biraz detaylandırılmış gibi. Bence gayet güzel olmuş. Şimdi bu zaman dondurduk ya biz donmadık. Şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Mesela bakın. Şu an o hareket edemiyor ya, Biz böyle oklarımızı bırakıyoruz. Çok güzel bir şekilde. Sonra zaman açtığımız zaman onu vurmuş olacağız yani anlayacağınız. Hop al bakalım. Al bakalım. Al bunu da. E, şu an dört bir yanından okla çevirmiş durumda. Hatta daha fazla. Şöyle alttan üstten de mi bıraksak? Seni seçtim yarasa bek. Sonra bakma. Şimdi bunu açtığım zaman yarasa yok olacak tabii ki. Şöyle. Tick unfreeze dediğimiz zaman bastım ve yarısı vefat ettiği görmüş olduğunuz gibi. Bu olay da gayet güzel. Tabi daha bitmedi. Bunun da çeşitli şeyler var. Mesela tick red dediğimiz zaman normalde oyun saniyede 20 kez kontrol ediyor. Yani bir hareket yaptığımız hemen onu algılıyor falan filan. 20 kere kontrol ediyor. Biz bunu mesela diyelim 5'e düşürürsek biz de dahil oyun daha az kontrol ettiği için bayağı bir yavaşlıyoruz. Bakın böyle slow motion gibi oluyor. Koşmamız bu şekilde mesela. Sonra normal yürümemiz bu şekilde. Yani resmen oyunu slow motion eklenmiş. Bakın her şey yavaşlıyor. Görüyorsunuz değil mi? Bunu daha da yavaşlatırsak ne olur bakalım. Bakın mesela şu an hareket etmiyorum. Hala hareket etmeye devam ediyor. Take rate 1 dersek aşırı yavaşladı. Şu an bakın zıpladım. İleri tuşuna bastım bakalım ne olacak. Evet bastım bir kere. Zıplayıp ileri bastım. Şu an bıraktım tabii ki. Kendi kendine gidiyor bakalım. Uf feci bir slow motion oldu. Vaa. Neyse daha fazla dayanamayacağım. Slash tick rate diyelim. Bu sefer de oyunu hızlandıracağım bakın arkadaşlar. Tick rate mesela diyelim 50 dersek. Sonra bakın her şey hızlandı görüyorsunuz değil mi? Koşmamız bu şekilde oldu. Bayağı hızlı. Normal yürüyüşümüz bu şekilde. Aslında şeyi andırdı bana mesela. İzlemediyseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Önceki videomuzda flash falan denk gelmişti. Süper karma şans blokları videomuz. Onu da izleyebilirsiniz. Muhtemelen başlarda ya da sonlarda etikete koymuşumdur. O da gayet güzel bir video. Böyle flash'i deniyorduk. Flash hızını bir yavaş Slow motion oluyordu. Bayağı falan. Onu biraz andırdı bana. Tick. Mesela daha da hızlandırırsak rate 100 yaparsak uçuşa geçtik zaten. Normal yürüyüş. Zaten bunu şöyle karşılaştırabiliriz. Bakın 100 yüzken böyleydi ya. Normalde 20. 20 iken de böyle. Işığımız böyle yani. Buradan kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Bu da gayet güzel bir özellik olmuş diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan like atabilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Dediğim gibi kanal üyeliklerimiz açılmış durumda. Bizi desteklemek isterseniz ve özel şeylere erişmek isterseniz kanalımıza katılabilirsiniz. Mesela bu videoyu sizden aşağı yukarı bir gün önce falan izleyecekler muhtemelen. Böyle de ayrıcalıkları var. Dediğim gibi katılabilirsiniz aramıza. Haydi bakalım. Tekrar görüşünce kadar kendinize çok çok iyi bakın.